Bodrum Belediyesi Meclisi 8 mahalleyi ilgilendiren, birebin 1000 ölçekli uygulama imar planlarına yapılan itirazların görüşülmesi için tek gündem maddesiyle olağanüstü toplandı. Turgut Reis, Bahçeli Evler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy mahallelerini kapsayan birebin ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı askı ilan süresi içinde Bodrum Belediyesi'ne iletilen itirazların değerlendirilmesine ilişkin alınan komisyon raporu bugün düzenlenen olağanüstü toplantıyla görüşüldü. Konacık Mahallesi'ndeki Heredot Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu çalışmanın planları mevzuata uygun hale getirmek ve bütüncül bir plan elde etmek üzere yapılan bir çalışma olduğunu ifade ederek şöyle dedi. Bu çalışma 2015 yılında Büyükşehir Belediyesi ile beraber 1 bölü 5 binlik ve binliğin ortak yapılması kararıyla daha önceki belediyemiz ve belediye meclisimiz tarafından alınan kararla kararlaştırılmış ve başlatılmış bir plan çalışmasıdır. Biz göreve geldikten sonra da bu plan çalışması zaten belli bir süreçte devam ediyordu ve 5000lik planlarını da birlikte burada görüşerek onayladık. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne de onaylandı. Arkasından e, binlik planların yapım süreci başladı. Biliyorsunuz 5000 binlik plan onaylandıktan sonra 18 ay içerisinde herhangi bir e, aksaklık ya da çok ciddi bir engel yoksa bu binlik planlar yapılıp uygulama imar planlarının e, onaylanması gerekir. Biz de bununla ilgili yine e, aynı şekilde o dönemde başlayan plan ve plan müellifi sürecini devam ettirdik ve bir bölü binlik planlar bugün e, tabii geçtiğimiz meclis toplantılarında onaylandı. Bugün de itirazların görüşmesi için şu anda gündeme getirildi. İmar planları sadece ve sadece yeni imar alanları veya yeni yapılaşma anlamına gelmez. İmar planları aynı zamanda kamusal yatırımların da önünü açar. Şu anda e, yeni açılacak yollar, trafikle ilgili konular var biliyorsunuz. Altyapıyla ilgili teknik altyapı alanları, sosyal donatılar, eğitim alanları, sağlık alanları ki Bodrum'un en büyük eksiği olan diğer toplumsal ihtiyaçlar, kamusal ihtiyaçlar da bu imar planlarıyla tarif ediliyor evet toplam 507 itiraz dilekçemiz vardı 48'i kabul edilmiş 18'i kısmen kabul edilmiş 441'i de reddedilmiş tabi bunun reddedilme gerekçelerinden bir tanesi de 5000'lik plana uyumsuz olması yani bazı itirazların da 5000'lik plana yapılması gerekiyordu önceden onlar yapılmadı diye reddedilenler var ama dediğim gibi süreçler tamamlanmış değil bu süreçler devam ediyor. Vatandaşlarımız her türlü kanuni, yasal, hukuki, idari her türlü hakkını tabii ki arayacaktır. Bizler de vatandaşlarımıza yardımcı olmaya burada hazırız. İmar ve Şehircilik'le Plan ve Bütçe Müdürü Onur Demirtaş ise planın bundan sonraki süreci hakkında bilgi vererek şunları dile getirdi. Şimdi planlama sürecinin bundan sonraki süreci şöyle izah edeyim. Binlik plana ilişkin yapılan itirazlarımız burada meclisimizce uygun görülmesi takdirde Büyükşehir Belediye'mize gidecek. Orada imar Komisyonu'na gidecek. kabul edilmesi durumunda da plan kesinleştirmesini yapacak. Ve değişiklik yapılan kısımlar binlik planda askıya çıkacak. bu süreç bizim için şöyle önemli. Büyükşehir Belediyesi'nden kesinleştirme kararı geldikten sonra bizim imar ve Bayındırlık Komisyonumuzla karar verdiğimiz ve not aldığımız... Vatandaşlarımızın itirazları doğrultusunda yapılması gereken 5000 değişiklikler var. Biz aynı anda bu 5000lik değişikliği de Büyükşehir Belediye'mize teklif edeceğiz, hazırlayacağız, mevzuat kapsamında ee, ileteceğiz. Büyükşehir Belediye'miz uygun görürse de tekrardan bir 5000 değişiklik ve binlik değişiklik olacak. Komisyon raporu Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisine gönderilmek üzere oy birliğiyle kabul edildi.